Marka Açık birlikteliğimiz devam ediyor sevgili seyirciler. Sizden gelen tweetlerden bazılarını okuyacağım. Sonra da Erkan abiye sözü vereceğim. Sefa Canbulat demiş ki, Şah Bey iyi yayınlar. Teşekkürler Sefa Bey. Mehmet Zeki Çelik'in durumu nedir? Satın alma opsiyonu ya da geri dönmesi gibi bir durum söz konusu mudur? Bunu ben defalarca sordum Bursa Spor'a. Hatta siz sordunuz. Bunu mesaj olarak da ilettim ilgili kulüp yöneticisine. Yanıt şu ana kadar gelmedi. Geldiği anda sizinle paylaşacağım ama bir işte satın alma opsiyonu var. İşte 50 bin liraya alınır. Öyle bir madde var. Bir sonraki satıştan alınır gibi bir madde konuldu deniliyor ama bunları şu ana kadar doğrulatabilmiş değilim açıkçası. Bir gazeteci olarak, bir medya mensubu olarak. Ama bildiğimiz kadarıyla şu anda tek resmi elimizdeki belge Bursa Spor'la sözleşmesi, önce kiralık gitti, bu sezon başında da sözleşmesi karşılıklı feshedilip İstanbul Spor'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yani bu kadar sağ bek sıkıntısının yaşandığı bir dönemde milli takıma kadar giden bir sağ bekin olup da bunu vermekte biraz düşündürücü. Karar verici kimmiş ben de çok merak ediyorum. Yani kimin kararı Mehmet Zeki'nin satışı hakikaten evet. Merak ediyorum. Belki aslında Legüen de sormalı bence. Yani böyle bir futbolcu yani vardı. Ne oldu? Kim sattı bunu? Legüen acaba Mehmet Zeki'den haberi var mı? Işte. Yoktur. Yani. Yok, şimdi haber oldu. Yani ya olması lazım. Yani 6 ay 7 ay önce bu kulübün lisanslı futbolcusuydu. Evet. Kim sattı bunu? Niye sattı diye bir sorar yani. Aynen öyle. Saadettin Şen, Deniz Yılmaz, Serdar Kurtulur, Furkan Özçal son durumları nedir? Özellikle Lüge'nin düşüncesini merak ediyorum. Devre arası kimlerle yollar ayrılacak? Şimdi Deniz Yılmaz'a yol ayrılacak. Deniz konusunda biraz farklı gelişmeler söz konusu. Serdar Kurtulur artık futbol oynama için çok çabalıyor ama birkaç ameliyat daha olacak şekilde bilgiler geliyor. Ama en azından yakın tarihte bir ameliyat daha geçeceğini biliyoruz. Ama Serdar Kurtulur da Bursa Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Ay'ın geçen hafta bir haberini kaleme almıştık. Samet Zinciroğulları spor muhabirimiz. O bu bilgiyi edinmiş. Karşılıklı sözleşme feshi konusunda Serdar'ın ciddi bir indirim yapıp iki tarafında karşılıklı el sıkıştığı şeklinde bir girişimi olduğunu öğrendik. Bunun dışında Bursa Spor Kulübü'nün menajerlik ya da ne bileyim bir antrenörlük veya idari anlamda bir görev konusunda Serdar'a bir teklifi olmamış. Bunu da altını çizerek belirtmek istiyorum. Yakışır ama Serdar'a ya. Yani böyle bir yaklaşım içerisindeyse özellikle ya ben şunu az evvel sezon değerlendirmesi yaparken yani bir yabancı futbolcunun kontratının ne kadar ağır ve sert olduğunu yaparken ancak dönüp de nazımızı geçirdiğimiz kendi öz kaynağımızdan yetiştirdiğimiz yerli futbolculardan oluyor. Yani tablo değişmiyor. Yani bugün Agu'nun iki tane şeyini aksatın her türlü çok uzağa gitme Sebastian Frey diyeyim sana. Yani. Yani çok basit geçmiş bir örnek. Kadro dışı bırakmaya çalıştım. Adam dedi ki arkadaş sen ne yapıyorsun dedi ya. Hiç mi okuman yazman yok? Hiç mi bakmıyorsun dedi sözleşmeye dedi. Ben alayım dedi kaleci eldivenlerimi, kaleci kazağımı. Yani, değil çıktı mi? Antrenmana yani, çıktı. Şimdi Serdar bu yönde eğer böyle bir şey düşünülmediyse, yapılmadıysa yani, bana göre bu seçeneklerden biri olmalı. Şey de bence o karşılıklı işte Serdar indirim yapmış da karşılıklı feshedilecekmiş. Yani bu da bana çok mantıklı gelmiyor yani. Niye? Bir şey söyleyeyim mi? Serdar konusunda benim görüşüm bu. Şimdi Serdar fedakarlık yapsa da yapmasa da bu kulüp çok fazla zengin bir kulüp değil. Fakat bu kulübün manevi değerleri var. Ya yani ayakta tutan Bursa Spor'un manevi değerleri var. Ben tamam evet Bursa Spor zor durumda. Fakat o transferlerde yapılan yanlışlar mıdır? Serdar'ın oradaki yaptığı indirim midir önemli olan? Bence Serdar'a bunu bile teklif etmemek lazım. Serdar arkadaşım sen burada... Aynı şeyi düşünüyorum. Serdar yani bak bunu Furkan için söylemem. Konuşmayacaksın. Furkan için söylemem. Neyse. Bilal için söylemem. Agu için söylemem ama Serdar'ın çok farklı bir durum. Serdar yani son transferinde transferinde belki hayatının yönünü değiştirecek bir sakatlığa kurban gitti.
Yani kurban gitti demeyeyim. Sakatlıkla karşı karşıya kaldı. Çok önemli bir detay var burada. Yani. Furkan Özçal gider başka takımda oynar. Kimsenin umurunda da değil. Ya Serdar 87'li değil mi bizim Serdar? 87 olması lazım. 30 yaşında da. Evet. Ve hani geriye dönmesi de zor gözüküyor. Gerçekçi evet. olmak evet. lazım. Daha gündelik hayatında bile ayağını kullanmakta Hı-hı. güçlük çekerken tekrar spora dönüp de üst düzey form yakalaması çok inşallah olur diyelim ama yani takip ettiğimiz kadarıyla biraz güç gözüküyor. Burada tabii hani kulüpten bir teklif falan derken Serdar'ın da bir gelecek planına kişisel olarak karar vermesi lazım. Hani bizim yatırımla yapmamız lazım oyunculara. Yani şimdi Serdar mesela işte sportif alanda biz kullanmaya karar verdik yani kulüp olarak. Öyle bir düşünce yokmuş ama. Hayır, kulübün yani Serdar'ın da bir birey olarak böyle bir düşünce yani bu kadar üst düzey futbol oynamış. Yani amil takım düzeyinde futbol oynamış, işte Bursa Spor'da oynadığı Beşiktaş, Gaziantep, Süper Lig'de iyi takımlarda oynadı. Ve bize aidiyeti yüksek olan bir oyuncu. Yani bizim her zaman sevdiğimiz, saygı beslediğimiz bir oyuncu. Ama işte sporun içinde olan şeyler diyelim, hakikaten talihsiz bir sakatlığı oldu ve oldukça da uzun sürüyor. Hani bu yaştan sonra tekrar toparlayıp ne noktaya geleceğini biliyoruz. Bir dizi ameliyatlar söz konusu. Ama Serdar'ın da burada kendine yatırım yapması aslında bizim de hani böyle bir müsait anda en azından hani şey anlamında şu an aktif spor yapmadığı için müsait diyorum. Bunu karşılıklı kullanabilmek lazım. Ama şu an fokuslandığı tek nokta tekrar ayağını eski noktaya getirebilmek. Tabii doğal. Yani bu doğal. Da en doğal. Çünkü belki hayatının yönünü o şekilde çizecek. Yani diyecekler ki bir daha topa vuramayacaksın. Ya da Serdar işte atıyorum Dubai'de şöyle biri var. Ona bir kontrol ettirelim. Nasıl Emre Taşdemir gönderildi. Biraz o yönde sistemleri var galiba. Hani çok fazla. Ben Serdar'la konuşmadım. Bursa Spor cephesiyle konuştum. Serdar'la konuşmadım ama Bursa Spor cephesiyle konuştum. Bursa Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Ay'ın Serdar'a yaptığı bu fedakarlıktan dolayı bir teşekkür edeceği bilgisini aldım. Kesin uzlaşma var mı? Uzlaşma varmış. Bursa Spor öyle dedi. Ya Bursa Spor'dan gelen ya bu saatten sonra da eğer bunun üzerine olmazsa o zaman çok farklı bir durum ortaya çıkar. Çünkü net ifadeler kullanıldı yani net. O konuda imzamı atarım. Buyurun. Değerlendirme geliyor bana şimdi kendi Vakıfköy tarlamızdan yetiştirdiğimiz bir oyuncunun böyle bir fedakarlığa gitmesi veya bu fedakarlığın ondan istenmesi ben açıkçası garipsedim. Hani yani, o kadar çok büyük hatalar yaparak o kadar çok büyük paralarımızı heba ettik ki transfer harcamalarında. Hani bu bugün değil yani geriye doğru da baktığımızda Bursaspor'un belki 300-400 milyonu şurada bir 4-5 senede gitti. Sadece yaptığımız yanlış transferlerle. Şimdi senin özünden gelmiş bir oyuncu ve insani olarak da değerleri yüksek, karakterli bir adet duygusu gelişmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu oyuncudan da fedakarlık istiyoruz. Ondan fedakarlığı şöyle isteyebilirdik bence. Yani ödemeler belki verilen tarihte değil de hani onları biraz yayarak, uzatarak bir şekilde belki o zaman daha şık olur diye düşünüyorum. Onun dışında Bursaspor'la ilgili önümüzde çok kritik hani hep derler ya böyle kırılma maçları var. Bursaspor'un ligde nerede olacağı ile ilgili önemli bir viraj maçı. Bursaspor eksikleri var. Önemli eksikler var. Özellikle Çiçi biraz önce de söylediğim gibi Bursaspor için önemli bir oyuncu ve savunma kurgusunda aslında savunmanın takım kaptanı o. Yani futbolda geriden oyunu kurduğumuza göre de bence bu sene gösterdiği performansa da baktığımızda Çiçi önemli bir oyuncu. İçeride Göztepe'yle oynuyorsun ve 2017-2018 sezonunda ligde nerede olacağını, nereye gideceğinle ilgili önemli bir maç. Göztepe zaten bugüne kadar gösterdiği performans da bence
hem övgüyü hak etti hem de şaşırttı bütün spor kamuoyunu. Neden? Hani yeni bir takım, toplama bir takım. Bunda herhalde teknik kadronun da Tamer Turan'ın da ekibinin de büyük becerisi var belli. Bu Tahsin Hoca var orada. Tahsin hocamız var. Yani Tahsin, Bursa Spor orijinli. Tamer de Bursa Spor'da oynadı. Evet. O da efendi beyefendi bir kişilikti. Öyle bir iz bıraktı bizde. Dolayısıyla Bursa Spor'un iki tane önemli eksiği var. Ama ben özellikle savunmanın merkezinde hani sistemde belki değişikliğe gider. 4-4-2'ye döner, 4-2-3-1'e döner. Veya 3-5-2 zaten bu oyuncu kadrosu bu 3-5-2'yi benimsedi. Uygulamada da sıkıntı yaşamıyor. Dolayısıyla bence beklentim şu. Yani sistemde de bir değişikliğe gitmeyeceğini düşünüyorum. Aynı sistemde oynayacağız. Çünkü bu sistemde oynadığımız sürece rakip alanda daha fazla pozisyon bulabiliriz. Rakip dönen toplarda bizi az adamla yakalarsa, özellikle kanatları boşalttığımızda oradan sıkıntı yaratabilir. Ama ben Bursaspor'un eksik oyuncular konusunda çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Kadro zengin diyorsun yani. Yani şöyle düşünüyorum, yani çok kaba olarak baktığımda, hani çok detaylandırmadan, çok oyuncuya sahibiz. Hani kullanmadığımız çok oyuncuya sahibiz. Bu kadronun içine zaten rezerv oyuncularla uğraşmaktan ve onların maliyetleriyle uğraşmaktan ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Fatih kararı bence doğru bir karar. Hani Fatih Mertar. Yani Fatih de yani Fatih de olabilir, Mertar da olabilir bence. Ben yani Mertar da oynasa hiçbir şey değişmez, Fatih de oynasa hiçbir şey değişmez diye düşünüyorum o pozisyonda. İkisi de kaldığı yerden devam eder konusunda Fatih'in bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum. Hani onun ince bir oyuncu olmasından dolayı hani çok böyle maç eksikliği hissedecek, mutlaka hissedecek ama Mertar biraz daha fazla hisseder diye düşünüyorum. Çünkü o biraz daha yapılı ve Fatih'e göre daha kalın bir oyuncu. Bu küçücük bir fark bile sporcunun performansını etkiler. Önemlidir çünkü geri dönüşler. Ama ben Bursa Spor takımının Göztepe engelini aşacağını düşünüyorum. Taraftarın takımına sahip çıkmasıyla birlikte bu eksikliği bir nebze olsun giderecek. İç saha avantajımız her zaman var. Şimdi o konuya hemen gireceğim. Kazandığımız zaman apayrı bir düşünce içerisinde olacak. Bütün Erkan abi, onunla ilgili bir mesaj geldi. Sevgili Necmi Yıldız'dan. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Herkese selamlar. Bu hafta oynanacak Bursa Spor Göztepe maçının saatini değiştirmeyen Türkiye Futbol Federasyonu'na yazıklar olsun. Sanayi şehri ve taraftarının çoğunluğu fabrikalarda çalışan cumartesi çarşının yoğun olmasından ve diğer iş yerlerinin cumartesi mesaide olmasından maça gelemeyecek renktaşlarımız var. Böyle sisteme yazıklar olsun demiş. Önce Necmi evlilik hazırlıkları yapıyor. Buradan sevgilerimi sunuyorum. Mutluluklar diliyoruz o zaman kendisine. Davet edecek hepimizi de. Hı-hı. Necmi de tribünde önemli bir şahsiyet, önemli evet. Bir karakter. Necmi kardeşimiz bizim programı da sürekli takip ediyor. Programı yön verenler. Ya şimdi tribüne değiliz, bize de yön veriyor. Yani tespitleri çok duygusal. Hakikaten doğru. Evet. Şimdi bu anlamda mesela geçen haftanın önemli hamlelerinden biriydi. Ali Ay'ın ağzından da resmi olarak maç saatinin değişmesiyle ilgili başvuruyu yaptıklarını ve haber beklediklerini söyledi. Yani bu hamleler, yani bu son değil, ilk de değil. Yani birkaç hamle bu TFF nezdinde böyle yapıp boş çıkması başka şeyleri şey yapıyor. Şimdi yani orada işte lobi vesaire falan filan diyeceksin ama bunun çok lobilikle falan da alakası yok. Niye biliyor musun? Ama boşa da o zaman şey yapmamak ya lazım. Ya burada yani gerek yok böyle bir şeye. Bak, açık açık söylüyorum. Ya şimdi burada örneği yok. Federasyon çünkü bunu örnek gösterip diğer kulüpler ya bizim de maç saatimiz. Evet, federasyon yani şunu söylüyor. Arkadaş yayıncı kuruluşta biz bunu belirliyoruz. Tamam. Ondan sonra eğer biz bu maç saatini değiştireceksek nasıl bir değiştireceğiz? İşte Avrupa Kupası maçı varsa şey ne bileyim başka bir durum çok çok özel bir durum hava varsa şartları falan. Hava şartları vesaire gibi durumlarda ancak değiştiriyoruz. Çünkü diğer kulüplerde ya işte benim 5 futbolcum sakatlandı değiştir. Evet.
Ya bu bunu şöyle yani bunu şöyle yorumlamak. Ama Necmi'nin de tepkisini anlıyorum. Bizim Necmi'nin Necmi'nin reaksiyonu şey bir Orhan Gencebay şarkısı hani kaderin böylesine yazıklar olsun falan gibi. Ya şimdi tabii burada da kaderci de olmak lazım. Kulübün bence davranışı taraftarın bir baskısı var. Kulüp böyle davranmazsa ya gidip bizim hakkımızı aramadığınız gibi bir problemle karşılaşıyor. Kulüp bunu federasyona bildirirken de geri dönüşün olumlu olacağını düşünmüyordur. Yani zaten olmuyor. Şimdi bunu şöyle düşünmek lazım. İmaj erozyonu olmuş. Bizim yapma abi sen yani kulüp taraftara izah edeceğiz. Ya bravo. Işte. Yani o zaman başkanı çıkıp pozisyonu taraftara izah etmesin. Ya şimdi Premier Lig'de saat 12'de maç oynuyorlar. Evet. Niye Çinli saat 7'de o 8'de televizyonun karşısına otursun seyretsin diye. Niye? Para kazanıyor. Bravo. Adam milyarlarca dolar bu işten para kazanıyor. Şimdi şunu düşüneceğiz. Futbolda en büyük patron yayıncı kuruluş. 500 milyon dolar para veriyor. Tabii, 500 milyon dolar. Bursa Spor işte yayıncı kuruluştan ne bekliyoruz bu sene? İşte 50 puanlı bir Bursa Spor, 50-55 puanlı bir Bursa Spor olursa inşallah daha fazlası olur. Yani öngörü anlamında söylüyorum. 60-65 milyon yayıncı kuruluş para verecek bize. Total gelirimiz için de bu çok önemli bir gelir. Tabii. Yani hele Anadolu takımlarını yaşatan bu para. Onlar da sezon sonu, bir sezon başı bir planlama yapıyorlar. Bu planlamaya yani bizim bu koşullarımız var. Anadolu'nun her kentinde Bursa'ya benzer koşulları var. Yani esnafın yoğun olduğu yerde, cumartesi iş hayatının olduğu yerde hepimiz çocukluğumuzdan beri belli özveri ve problemlerle Bursa Spor maçları cumartesi oldu mu gidiyoruz. Canım, bu Bursa için doğal bir şey. Çarşıdaki dükkanlarda da eğer çalışan eden gidemiyor, biri gidiyor falan gönderiyor. Yani bu doğal ama işin diğer tarafı da artık futbol işte endüstri, profesyonel bir uğraş. İnşallah bizde de hani şey olur uzak doğu şimdi satar kulüplerin gelirleri daha fazla artar. Biz fedakarlık yapacağız. Bu iş para bekliyorsak yapacak bir şey yok. Yani burada hani maç saatini dizayn edenlere de çok fazla ya bize yapıyorlar da ona yapmıyorlar diye bakmamak lazım. Bir de şu var tabii şeyden kutudan bunu biz izlediğimizde hangi maçın reytingi nedir artık her şey o kadar hesaplanabilir noktada ki işte hepimizin evinde şey var. Hayır, dekoder var. Şimdi Bursa Spor maçının belli saatteki reytingiyle diğer bir kulübün maçının reytingi falan filan hepsi bunlar ölçülebilir şeyler. O yüzden de buna göre de bir dizayn olduğu da aşikar. Sen kendi kapasiteni, gücünü işte şampiyonluk süreci olsa belki başka türlü bir şey olacak falan. İşte şöyle düşünüyor. Ben diyor yayıncı kuruluşu olarak ne kadar kişiye ulaşıyorsam o kadar benim için başarı var. Sonucunda da para var. En fazla parayı yani, nasıl kazanırım? Onu düşünüyor. 500'ü peşin varmış geriye nasıl alacak? O çarşıda, o dükkanlarda, işte sanayide maça gelemeyenler de diyor ki dekoder alsın. Orada izletsin. Yani ikide bir oturtturayım evde, diyor. Dörtte altıda kaldırmayayım. Bravo. Hayır, ya öyle bak öyle belki ipotek gelecek ama evin mutfağına sokmaya çalışıyor şeyi. Yani diyor evin mutfağında da olsun ki işte hanım da izlesin, oradaki çocuk da izlesin maçı. Yan oda, man oda falan filan öyle. Bravo abi. Yani bey diyor şeye gittiği zaman, maça gittiği zaman diyor evin mutfağına da sokayım ki diyor evde de evin hanımı izlesin, çocuğu izlesin diyor. Oradan da para kazanayım diye bu bakıyor. Tabii yayıncı kuruluşun bakış yayıncı açısı. Kuruluşun bakış. Necmi'nin bakış açısı da 12 bin gelecekse diyor biz de 20 binin üstüne çıkalım da diyor. Hayır Necmi'nin ki. Yani bakış açısı farklı. Hayır, Necmi'nin ki. Doğal takımdaşlık. Doğal takımdaşlık. Uygusal bir tepki. Bu çok doğal bir şey yani. Onu tabii ki öyle isteyecek ama bir de bu işin realitesi var ve gerçekleri var. Ekonomik politiği var. Ekonomik tarafı var dediğin gibi. Yaklaşık, yani o taraftan da bakmak yaklaşık lazım. Yaklaşık bir aydır bunun şeyi var galiba değil mi? Sosyal medyada. Yani sadece milli takım arasından önce bir milli takım daha arası vardı. Bir hesap kitap yapıldı. Göztepe maçının saatiyle ilgili şey daha o zamandan başladı. Göztepe yani. Kardeş kulüp biliyorsun. Ki Göztepe de buna şey yapıyor diyor ki bizim için sıkıntı yok. Biz pazarda evet. Oynarız. Evet. Problem değil. Evet evet. Yani ama pazar günü de şu an yani burada şunu da evet. Dengeleri yani. Bozar yani. Her kulübün kendine özgü koşulları evet. Olabilir süreç içinde. Biz kendi o zaman bakış açımızdan orada, bakıyoruz. Orada başka şekilde bu emsal teşkil ettiği zaman başka maçların başka şekilde saatlerinin ve günlerin değiştiği zaman da tepki vermemek öküzün yani. Altında buzağı arayan bir yapımız var. Futbol dünyası böyle bir dünya. Evet, evet. Dolayısıyla
böyle bir şeyle karşılaşmamak için gerek yok. Normal içine bırakalım gitsin. Erkan'ın bu dediği de doğru. Yani herkes bir paranoya halinde her olaydan bir farklı sonuç çıkarmak gerek, peşinde. Gerek yok yani bence. Bir de Bilal durumu söz konusu. Yani o kadar konuştuk artık biraz Bilal dosyası açalım Erkan diyorum abi yani. Erkan devam etsin. Bilal konusunda... Ya Bilal'le ilgili benim şöyle bir düşüncem var. Bilal... Yani Bilal'le ilgili çok enteresan bir haber var. Şeyden şimdi bu akşam şey olduk. Arabesk olduk. Kaderin böresinden Bilal oyununa mı geldik şimdi? Yani Bilal iyi bir oyuncu. Bu yaşanan süreç, Bursaspor'daki performansı, Trabzon'daki kritik dönemde yaptığı abilik, oyuna girdiği dakikalardaki gösterdiği performans, her açıdan değerlendirdiğimizde, hani bunda tabii artılar eksiler ağır basar. Neden? Beklentinin çok altında kaldığı için. Ama o kadar beklentinin altında kalması bile Bilal'in futbol kalitesiyle ilgili hiçbir şekilde Bilal'den götürmez. Sakatlıklar, hani ciddi sakatlıklar geri götürür oyuncuyu. Bilal zaten burada kendini ispat derecesinde pozisyonda kalmış bir oyuncu. Bir de sakatlık gelince bunun üstüne Bilal daha çok travma yaşadı. Ama iyi bir Bilal, hani sakatlığı olmayan bir Bilal'in Bursaspor'da oynamasını ben hep arzu ederdim geldiği ilk günden itibaren ama bence dosya kapandı gibi bir şey. Bence kısmet olmadı diyorsun. Kısmet olmadı. Evet. Yani niye biliyor musun? Şimdi Türkiye'de sol ayaklı oyuncu çok zor yetişiyor. Özellikle orta sahada, merkezde playmaker tarzında oyuncular, işte sürpriz şutlar atabilen, işte araya topu sokan, adam eksilten, topu attığında emin olduğun, güvendiğin bir oyuncunun olması, takım içinde arkadaşlarına da güven verir. Böyle bir oyuncunun takım içinde Bursaspor'da olması keyifli olabilirdi. Ama şu olabilir mi Erkan abi, seni şey yapacağım. Şimdi Bilal'i tabii uzun yıllardan beri ta Fenerbahçe altyapısından karşıya kalar işte bir oynadı, Karabükler birçok takımda da oynadı. En iyi yükselen en iyi dönemi Akhisar'dı. Yükselen grafiğiyle birlikte hatta Akhisar'dan milli takıma kadar tabii, gitti. Şimdi bir takıma özelliklerini uzun yıllardan milli takımda da başarılı oldu oynadığı maçlarda. Tabii gol falan da. Tabii. Şimdi o özelliklerini bilen bir futbol şeyimiz var bizim. Seyircimiz var. Özellikle Bursa'da. Şimdi Bilal'den bunu göremeyince tabii. Bilal de anladığım kadarıyla şu an sen daha yakınsın. Biraz duygusal bir arkadaşımız. Yani biraz sessiz çok. Ve içine kapanık bir şey. Geçmişten daha milli takıma kadar yükselen bir grafikten sonra burada adeta dibe vurması bence onun geri dönüşünü Bursaspor'da engelledi gibi. Ya belki dönecek. Bence de dosyada kapandı yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bilal geçen sezon Gençler Birliği maçında protesto edilmişti. 3-1 kaybedilen maçta. Orada formayı çıkartmıştı, alkışlamıştı. Hatta o maçtan sonra iplerin tamamen koptuğu. Ki o karşılaşmadan sonra teknik direktör Hamza Hamzoğlu'da da ipler kopmuş. Daha sonra kampa gidilmiş. Kamptan sonra tamamen ipler kopmuştu. Yani Ankara'da aslında Sayın Hamzoğlu orada istifa etmişti. Evet. Orada iş bitmişti ama sonradan bir geri döndürme çabaları, Hamzoğlu Hoca'nın tekrar takıma geri dönmesi. Aslında orada hem Bilal'in hem Hamza Hoca'nın bittikleri yani Bursa Spor'la ilgili ilişkilerinin kesildiği maçtı. Ha, Hamza Hoca gitti, Bilal kaldı. Okey, hiçbir sıkıntı yok. Bilal ikinci yarıda geçen sezon işte o karşılaşmadan sonra Süper Lig'de iki maçta 90 dakika oynamış. Birinde 3 dakika almış, diğerinde 54 dakika mı 55 dakika mı ne almış. Sonra da işte kupa vesaire yani çok fazla forma giymemiş. Bu sezonda sadece 44 dakika, o da Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giymiş. Başka maçı yok yani. Galiba Akhisar maçında girdi. Son bölümde girdi diye hatırlıyorum çünkü... Hatırlamıyorum ama yani bu sezon Bilal 44 dakika forma giymiş arkadaşlar. Akhisar maçında bir 5 dakika oynadı. Bir de Ankara'daki kupa maçına sonradan girdi. Olabilir. Yani tam hatırlamıyorum ya yani. Tarsus'ta mı girdi? Yani kupa maçında bir. Şimdi benim bakış açım şu. Bilal takıma abilik yaptı mı? Ordu'da yaptı. Çok güzel. Çocukları toparladı mı? Toparladı. Tamam. Bilal'in görevi orada bitti. Bilal orada teşekkür edilecek Trabzon maçından sonra. Bilal, arkadaşım biz senden bonservis istemiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Kulüp bul kendine. Kendine kulüp bul.
Yani Bilal tamam Bursaspor'dan yılda garanti 750 bin euro kazanıyor. Ha. 750'yi bulamadı ki gitmedi. Ya da böyle bir araştırma yapıldı ya da yapılmadı bilmiyorum. Ama orada şimdi bu kırık dökük ilerleyen işte bir ayağı çukurda ilişkiyle Bilal bir türlü kendine gelemedi. Ya son U21 maçına sakatlanmasında darbe bile yok. Ya şimdi geçen sene biliyorsun bir sakatlığı var. Kendi teşhisini kendi koyup 4 hafta oynayamam demişti. Evet. Yani şimdi burada şey var. Sanıyorum hani mutsuz giden bir ilişki var bizde Bilal arasında. Bu gerçek ya, yani. Fazla uzatmanın iteledik zorladık bu işi. Ve yani yayında bir güzel teşekkür mektubu internet sitende kullan. De ki işte A milli takımda yani, oynamışsın. Bize Ordu'da abilik yapmışsın. Ondan sonra Türk futbolunun güzide bir oyuncususun. İki senedir de bir hep sakat ya 100.000 bir durumu var yani, ya da futbolcu iyi bakmıyor yani kendine. Bu kadar da şimdi dediğin gibi darbesiz 6 haftada falan. Yani şimdi 750 az evvel şeyi konuşuyoruz. Bizim kurtuluşu. Evet. Yani adam talihsiz bir şey var. Yani, talihsiz bir şey var. Bu adam da 2 senedir hep sakat ya. Yani. Evet. Hep sakat ama çatır çatır parayı da alıyor yani. Kusura bakma yani. Ne kadar yapıyor? Bir işte 750 bin euro 2 senede 1,5 milyon euro yani. Yani 150 içinde bakarsan 150 bin liralık hayır oldu mu? Bir de şu var yani tabii bilemiyoruz çocukların yapısı nedir ne değildir de hani insan bir yaptığı iş verdiği bir şey hani bir parayı kazanırken de bir emek harcayıp da bir hani ya ben bir emek harcadım bunu hak ettim falan. Futbol öyle bir noktaya gitti ki artık hani biz de belki Necmi'nin taraftar gözüyle geliyor galiba yorum, arabesk bir şey geliyor gibi. Bu yorumu öyle yapmış oluyoruz. Yani adam işte yatıyor kalkıyor 6 hafta daha sakat 3-4 hafta daha sakat. Yani 2 senede 68 hafta varsa bu 68 haftanın 50'si sakat kalanında 3-5 dakika oynayıp ben bu parayı hak ettim diyebiliyor. Yani bu da enteresan bir bakış açısı. Hakikaten benim hep eleştirdiğim hani bu Bosman sonrası da futbolda tamamen futbolcudan yana bir sistemin gelişmesi de bir tuhaflık gerçekten. Ha, şimdi Yiğit Gürverdar bu konuyla ilgili şunu yazmış. Suç Bilal'de değil Bilal'i isteyende. Suç 33 yaşına kadar koşmayan Bilal'i 8 numara oynatmak isteyende. Suç Serdar Aziz'e karşı para ve bu oyuncuları aldık diye övünenlerde iyi akşamlar. Hadi bak şimdi başka bir bakış açısı o yani. Şimdi ayrı program yaptırır bu. Orada da tabii hani suçmuş derken geçen şöyle de bir realite var yani işte programın başında da bahsettik ya. Yani şimdi geçen sene Hamza Hoca diyor ki ben istemedim. Yönetim diyor ki hoca istedi. Ya bir de suçlu yani. Ararsan şimdi bir tarafta batmış bir takım var. Ya batmış ya. Biri çıkmış kamikazelik yapmış bu işte falan işte ben bu işi toparlarım ederim falan diye. Hep şeyden bahsediyoruz yani işte deneyimsiz, tecrübesiz, futbolun dışından. Yani maalesef böyle geçen kimin röportajını okudum ya. Yakın dönemde bizim yerli bir oyuncu bizim Emre'nin galiba. Yani Türk futbolunun en büyük problemi hakikaten futboldan hiç anlamayan yöneticiler diye söylemiş. Şimdi çok net bir şeyse ifade kullandım. Benim haftalardır çok net kullanamadığım bir şeyi söyledim. Neyi söyledin? Battı diye kulübün. Onu mu anladım? Yanlış mı anladım? Hayır işte batıktı yani şeyde. İşte. Şimdi bu şartlarda transferi yaparken işte futbolcunun özelliği şusu busu falan derken aman bonservis vermeyeyim. Aman bu numarayı bu oynar mı? İşte bu sene bizi geçiştirir mi? İşte bütçe zaten hani yok olan bütçenin içinde neler yapabiliriz gibi düşünüp geçen seneyi öyle geçirdik. Yani Allah'tan parasal riski fazla attırmadan diğer tabii biz kalpten gidiyorduk ayrı dava bütün taraftarlar. Son haftada yırttık da yani süreçler de böyle gelişiyor. Yani hep şunu konuşuyoruz. İşin kurumsal tarafını, işin kulüp içi organizasyon tarafını işte Türk futbolunun geldiği nokta ortada. Yani milli takım düzeyinde ne halde olduğumuz ortada. Tekrar biz bireysel kurtarıcılar arayıp ya da işte bir yabancı eksik olsun, bir yabancı fazla olsun noktasındayız. Ya kimse biz altyapıda ne yapacağız diye ben hiç görmüyorum böyle bir şey. Yani altyapılar ya nasıl olacak? Oyuncu fazla mı olsun, az mı olsun? Az mı olsun? Yani biz nasıl yetiştireceğiz? Bak bu bir şey, eğitim sistemini öğretmenden bağımsız iyileştiremezsin. Evet. İyileştiremezsin.
Ha bizde hep şey oluyor, sınav sistemleri şimdi, değişiyor falan. Reform değil. Demin eğitim sen söylerken... Ya, eğiticiyi yetiştireceksin. Şimdi bizim eğitici standardımız ne? Ülkemizde eğitici... üç noktada sistem sürekli değişiyor. Eğitim, sağlık, futbol. Yani... Sağlıkta gene bir şeyimiz var. Yani aşamamız bizim var. Bizim işimiz futbol. Şimdi oradan gidelim. Yani altyapı özelinden gidelim. Şimdi biz... İki tane az yabancı, üç tane az yabancı oynatacağız diye aşağıdan oyuncu mu fışkıracak? Yani şu an mevcutlar, bizim yetiştirebildiklerimiz ortada. Yani daha iyi nasıl yetiştireceğiz konusunda nasıl kafa yoracağız? Sadece bunların süre alıp almamasından öte, şimdi diğer taraftan da bu sefer kulüplerin rekabet şansı düşüyor yurt dışında ya da oynanan futboldan. Şimdi bu sene herkes keyif alıyor. Bu sene herkes diyor lig çok iyi. Yani yabancısı fazla ama lig iyi. Şimdi aşağıda oyuncu nasıl yetiştireceğiz? Abi, aşağıdaki adamı nasıl yetişeceğiz? Sen 1500-2000 liraya altyapıda teknik patronluk yapan, teknik hocalık yapan şeylere, eğitmenlere nasıl standartlarını geliştirecek? Dünyayı nasıl takip edecek? Yani bu da bilim olmuş artık. Yani şimdi bu antrenman bilimi, eğiticilik, bütün dünyada hiçbir şey statik değil ki. Her şey geçen gelişiyor. Sezon nasıl ne bunları yapacak? Geçen sezon ne deniliyordu? İşte Dortmund'a gidilecek. Dortmund'da işte altyapı nasıl inceleniyor? İşte altyapıda öğrenciler ne yapıyor? İşte ne bileyim ya da X bir kulübe gidilecek. Altyapı hocaları orada eğitim alacak. İşte onlar gelecek burada. Yani bu çok zor bir şey değil ya. Cidden çok zor bir şey değil. Bir hafta götüreceğiniz 10 tane, 12 tane hoca, bir hafta bu arkadaşlar ne yer, ne içer? Bursaspor o kadar da küçük bir kulüp değil ya. Götürün bir kulübe, arkadaş biz sizinle bir işbirliği içine girmek istiyoruz. Bu ya bana çok kolay geliyor ya gerçekten çok zor bir iş. Konuşmayayım dedim de geçen hafta bu... Yani ciddi söylüyorum, bir hafta Bursaspor kulübü 10-12 tane, 10-12 antrenörünü götüremez mi ya Avrupa'ya? Ya, bunlar ne yapıyorlar? Ne yerler, ne içer? Dortmund ne yapıyor? Hadi Barcelona, Real Madrid bunlar ütopik. Manchester ütopik de. Ya Avrupa'da git bir tane kulübe bak ya. Hayır, bu ama bu salt bir hafta mı hafta meselesi değil. Şimdi geçmişte de biz... Bu geçmişte de biliyorum, biz... Altyapı... Barcelona'ya gittik altyapı işte. Altyapı ikili projesi Barcelona vesaire falan. Gittik şimdi ne oldu bizim ya hakikaten gelen giden arkadaşlar. Orayı hayranlıkla gelip anlattılar. Yani bu uzun vadeli, uzun soluklu bir şey. Yani eğitim sürekli. Ya o seyahatten bir Levent abi bir şey görse Bursaspor'daki futbolculara faydadır. Yani ben onu söylüyorum sadece. Kesinlikle yapmadı. Bir dünya insan gitti geldi. Bak. Yıllar içerisinde. Ya koordinatörler bak, gitmesin. Şimdi Adnan Hoca gitmesin. Faruk Hoca gitmesin. Ya da ne bileyim Scout'ın başı gitmesin. Onlarınki farklı bir nokta. Onlar gitsin sürekli incelesinler baksınlar. Ama sen orada antrenörün kaç antrenör var ya Bursaspor'un altyapısında? Kaç antrenör 25 var? 25 tane var. Vallahi vardır canım 20 tane daha aşağı. Tamam 20 kampa gidiyor ya Bursaspor her sene. Hedefine bir program düzenlersin götürürsün bu kadar basit ya ben buna şey yapmıyorum. Yani Bursaspor özelinin dışında tamamen Türk futbolunun da içinde oldu. Yani çocukların işte eğitimle beraber sporu sürdürüyor. Hepsi bunların bir planlama meselesi. Geçen programda konuştuk. Yani Fatih Hoca'ya işte futbolun tamamını futbol direktörü payesi verildi. O oradan yürüdü. Ama hani işin futbolun bu tarafıyla ilgili kim neler yaptı? İnsanlar işin sonucunda milli takımın anlık bir başarısıyla federasyon falan her şey kahraman oluyor. Sadece sonuca bakıp ondan sonra da dönüyoruz buraya. Aa bize oyuncu yetişmiyor. Yani gerçekten eğileceğimiz nokta, üzerinde ısrarla duracağımız nokta burası.